Sunucu ve yazar Özge Uzun hackerların kurbanı oldu. Hesabını çaldırdı. Günlerce aradıktan sonra da hesabını buldu. Ama kendi bile tanıyamadı. Çünkü Vietnam diline çevrilmişti. Bu kez de geri alabilmek için mücadele etmeye başladı. Bir taraftan da tacize uğramış hissediyor insan kendini. Sosyal medya hesabı ele geçirildi, hayatının şokunu yaşadı. Mailime arka arkaya iletiler gelmeye başladı. Şuradan giriş yapmaya çalışıyorsunuz, bu siz misiniz? Bu telefon numarasına ait bir hesap bulunmamaktadır dedim, eyvahlar olsun. Ünlü sunucu ve yazar Özge Uzun 3 saatlik uçak yolculuğundayken hackerlar da iş başındaydı. Özge Uzun'un hesabı Vietnam'dan çalınmıştı. Hesabı ele geçiren hackerlar tüm profilini baştan sonra Vietnamca'ya çevirdi ve konum bilgisinde Vietnam yaptı. Sonradan Vietnam dili olduğunu öğrendiğim bir dilde ki mavi tıklı verified bir hesap olmasına rağmen ismimin değiştirildiği ve bütün bilgilerimin de Vietnamca'ya çevrildiğini görmüş oldum böylelikle. O yüzden büyük panik yaşadı çünkü takipçileri her an dolandırılabilirdi. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği sosyal medya hesaplarında hayati önem taşıyor. Bu özellik Özge Uzun'un hesabında da aktifti. Ancak buna rağmen hesabı ele geçirildi. Günlerce süren başvurusu sonuç verdi. Hesabını hackerlardan geri aldı. Gecenin bir yarısında aradılar Birleşik Krallık'tan. Telefon numaramı istemişlerdi. Şifreleri paylaştık. Bir şekilde hesabımı kurtardılar ama o Vietnam dilinden kurtarmam hesabı birazcık zor oldu. Paylaşımlarımın hepsini kilitlemişlerdi.